Değerli seyirciler, Gaziantep'teyiz. Gaziantep Tarım Fuarı'ndayız. Şimdi de Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ömer İrfan Çetiner'le. Gaziantep Kırmızı Et Üreticiler Birliği Başkanı Ömer İrfan Çetiner'le. Ben Çiftçi TV'ye hoş geldiniz diyorum. Veteriner büyük bir gayretle ilk gün geldiniz maşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Size hemen çiftçilerle ilgili birkaç soru sorayım. Şimdi kırmızı daha önceden bir tebliğ değişikliği yapıldı ve yapılan bir destek vardı. Evet. 200 liralık hayvan başı, büyükbaş hayvanlara yapılan bir destek vardı. Bu destek kaldırıldı. Bununla ilgili olarak yani bize ulaşan kesin bir bilgi yok. Böyle bir iddialar var. Kaldırıldığı evet. Yönünde iddialar yani, var. Bu haberler geliyor. Yani bu hususta bir haber biz de duyduk. Biz de sorguladık ama kesin bir şey söylemediler. Tarım Bakanlığı bunun verilmesi yönünde görüş bildirdiğini ama Ekonomi Bakanlığı, Maliye Bakanlığı da bu hususta şey yapmadıkları, destek vermediklerini duyduk. Olay bundan ibaret ama bunun esas ne zaman gerçekleşir? Yazılı bir şekilde bize tebliğ verildiği zaman gerçekleşir. Şu anda da elimizde herhangi bir yazılı bir tebliğ olmadığı için bu hususta kesin bir şey diyemiyoruz. Ama inşallah devletimiz bu hususta gösterir gayretini ve desteklememiz devam eder. Çünkü kayıt içerisinde oluyor hayvancılık. Bu olursa kayıt dışına kaçacaktır. Yani. Peki başka ne gibi sıkıntıları olabilir bunun? Yani şimdi siz kayıt dışına götürdüğünüz zaman hayvanın kesimlerini, kesim hijyenleri sıkıntı olacak. Mezbahalelerde kesilmesi gerekiyor, farklı yerlerde kesilecek. Bu ciddi manada bizim sıkıntımız. Yurt dışında da biz fuarlara gittiğimiz zaman ırklı hayvanları görüyorduk. Biz bugün bir gayret sarf ettik Gaziantep Kırmızı Elbit Birliği olarak. İşte Angus hayvanlarımız var kendi yetiştirdiğimiz. Belçika mavi yavrularımız var. Şarole ve Limuzin halkları hayvanlarımız var. Üreticimiz bunları görsün istedik. Bugün de yeni bir tebliğe ulaştı elimize. Elimizdeki hayvan varlığı kadar ithal hayvan getirebileceğiz. Evet, onu soracağım. Daha önce yanlış hatırlamıyorsam bu %40'tı. %40'tı. Elinizdeki hayvanların %40'tı. Sözleşme yapmak şartıyla, kesim yerlerinde sözleşme yapmak şartıyla elimizdeki oran dahilinde hayvan getirebileceğiz. Bunun ne gibi faydaları olur? Bu şöyle bir sıkıntı var. Hamdana fiyatları çok yükselmişti. Hamdana fiyatları yükseldiği için de elimizdeki hayvanı herkes kestirmiyordu yerine hayvan alamadığı için. Eğer toplu bir şekilde hayvanımızı getirebilirsek, hamdana fiyatlarını 11-12'lere mal edebilirsek kesim artacak. Bu fiyatların yükselmesinin önüne geçeceğiz. Et fiyatlarında da inşallah istikrar sağlanmış olacak. Evet, peki. Angusların önündeyiz. Evet. Bize bahsedebilir misiniz? Bu Angus'lar kendi çiftliğimizde. İlk melezimiz, F1 melezlerimiz, Holstein yavruları. Ama verim olarak güzel hayvanlar. Et ırk olarak da çok güzeller. Doğumla ilgili sıkıntı yaşamıyorlar. Bu hayvanların yaygınlaşması lazım. Şu anda devlet bildiğiniz gibi Tarım Bakanlığı et ırkı tohum atıldığı zaman 350 lira, doğan buzağıya da 150 lira destek veriyor. Bunun yaygınlaşması lazım, üreticimizin görmesi lazım. Bu yüzden standa fuara getirdik. Angus, Belçika mavisi, Şarole Limuzin ırkı hayvanlarımız var. Angusların en büyük özelliği doğumla ilgili problem yaşamaması. Angus'a atılan bir tane kara vardı, o da çok sert sıkıntılı hayvanlar diyorlardı. Bunların çoğu bizim elimizde yetişti. Hayvanlar stressiz, sıkıntısız, şu anda gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde sevip okşayabileceğiniz türden hayvanlar. Angus'la ilgili böyle bir yangın vardı, bu da yıkılmış oluyor yani bugün. Bir de arka tarafta Şarole Limuzin ırkı hayvanlarımız var. İnşallah bu hayvanlarımızla üreticimize, Gaziantep'teki tüm üreticilerimize ithalle ilgili çalışmaları yapıp bunu getireceğiz. Standımızı o yüzden koyduk, Şarole ve Limuzin hayvanı. Yemle ilgili sıkıntılarımız var. Bizim en son nokta küçük üretici şu anda yem fiyatlarını çok ciddi manada yüksek fiyatlardan almakta. Yeni de bir zam geldi. Bu zam da toplu olarak geliyor. Yani en büyük sıkıntımız yem sanayicisi oturuyor, kendi arasında karar veriyor, bir günde zam yapıyor. Yani bu böyle bir şey yoktur. Yani dünyada böyle bir şey yoktur. Bir rekabet vardır. Herkes 2000 lira zam yaptı. Kimse üretici, herkes şunu söylüyor. Et fiyatı yüksek, süt fiyatı yüksek deniyor. Yem fiyatları ile ilgili hiç spekülasyon yapılmıyor. Hamdana ile ilgili hiçbir spekülasyon yapılmıyor. Bunları da konuşmamız lazım. Bu memlekette üretim yapan, katma değer üreten herkes artık ürünleri burada gördüğün sapı saman ürüne çeviriyor. Biz üreticimize sahip çıkmamız lazım. Bugün torbası 50 liradan üretici yem alıyor. Burada sorabilirsiniz. Teşekkür ederim. Peki var mı başka üreticinin sıkıntıları? Ondan da bahsedebilirsiniz. Bizim en çok yem diyorsunuz şu anda. İkinci bir sıkıntımız, biz küçük üreticimizi 10-20 tane hayvan besleyen üreticimizi büyütmek istiyoruz. Büyüğü büyük değil. Bu üreticimize destek istiyoruz. Bu üreticimize kredi istiyoruz. Bu üreticimizin yolunu, ufkunu açılsın istiyoruz. Çünkü bu insanlar bir buzağı öldürmezler. Hasta oldukları zaman gece koynunu alır yatırırlar. Biz o üreticinin sahip çıkılmasını ve her yerde hakkını savunmasını istiyoruz. Teşekkür ederiz bu hususta da üreticimizin sesi olduğumuz için. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Belki.